Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Velhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtedî levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak sallu alâ rasûlina Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü tekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm muslimun. Sadakallahu l-azim. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne ummâra büyütillâhi hüm ehlullâhi azze ve celle. Sadaka Resulullah ve netaka Habibullah. Kıymetli kardeşlerim, camiye devam etmenin fazileti hakkındaki hadis-i şeriflere devam ediyoruz. Uzun zamandır camiler hakkında konuşuyoruz. Mevlamız Celle Celaluhu'nun Kâbetullah'ının şubesi olan, yani o Kâbe-i Muazzama'nın birer şubeleri olan mescitler, camiler. Kâbe-i Muazzama yeryüzünde insanlar için yapılmış olan ilk yer, ilk mescit. Bütün peygamberler o Kabe-i Muazzama'yı görmüşler, ona nazar etmişler, tavaf etmişler. Kabe-i Muazzama ondan dolayı çok kıymetli olmuş, kıymetli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu'nun en müstesna kulları peygamberlerdir. Onların nazarlarında dahi büyük bereketler vardır. O Kabe-i Muazzama'ya nazar etmişler. Onun için Kabe-i Muazzama'nın yanına varan bir kimsenin namaz kılarken dahi ona bakması güzeldir. Yani Kabe-i Muazzama'ya bakarak namaz kılar. Sair yerlerde namaz kılarken biz kıyam halinde secde yerine bakarız. Kıyam halinde nereye bakarız? Secde yerine bakarız. Rükû halinde ayaklarımızın ucuna bakarız. Efendim secde halinde burnumuzun iki tarafına bakarız. Secde halinde de gözü kapatmak yok yani. Burnumuzun iki tarafına bakarız mesela. Otururken de göbeğimize bakarız. Yani kucağımıza bakarız. O otururken yani mümkün mertebe kıble yerine değil de kıble derken secde ettiğimiz yere değil de kucağımıza bakarız. Bakmanın da orada adabı var yani, kıymetli kardeşim. Ama Kabe-i Muazzama'da namaz kılan bir kimse ne yapar? Eğer çok böyle gönlü baktığı yerde değişik şeylere kaptırmayacaksa Kabe-i Muazzama'ya bakması güzeldir. Ona bakarak namaz kılması. Ne kadar mühim bir hadise, kıymetli kardeşim. Kabe-i Muazzama'nın şubeleri olan her tarafta inşa edilen mescitler, camiler, elhamdülillah bir takım kimseler dert edinmişler, camileri inşa etmişler. Müminlerin, Müslümanların faydasına. Giriş serbest. Kimseye asla engelleme yok. Ne kadar güzel. Yeşil halıların üstünde, sıcak ortamlarda ibadetlerini, taatlerini güzel bir şekilde yapsınlar. Mevlalarıyla baş başa kalsınlar diye birileri vesile olmuşlar. Şimdi genelde böyle toplu bir cami inşaatı yapımı var. Yani toplu bir şekilde müminler eğiliyor, öyle yapılıyor. Ama mesela şu anda içinde bulunduğumuz şu mescit sadece bir kimse tarafından, kendisinin İstanbul'da da 6 tane böyle mescidi var. Pir Mehmet Paşa mübarek gerçekten büyük bir hayır yapmış. Ben vefat ettikten sonra mal varlığından dolayı nereye infak edersem çok büyük ecirler, mükafatlar kazanırım diye düşünmüş. Demiş ki Allah'ın evinin bir şubesi olan mescitlerden çokça yapayım. Ne kadar güzel bir düşünce. Allah Celle Celal fırsat versin, kıymeti hepimiz birer mescit yapalım. Birer tane böyle kimsenin efendim yardımına muhtaç olmadan. Öyle bir düşünce olması lazım. Niyetül mümini hayrun min amelihi diye bir hadis-i şerif var. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Niye? Niyet etti içinden,
efendim mescitlerin çok az olduğu bir bölgede, ihtiyacın da çok olduğu bir bölgede bir mescit yapsam da şurada müminler rahatça abdest alsın, namaz kılsın dese bir insan, niyet etse, yaptıracağım dese, amelinden yani yaptırmasından daha hayırlı olur. Niye? Çünkü amele riya karışabilir, kıymetli kardeşim. Amel yani adam yaptırdığı zaman riya karışabilir ama niyete karışmaz. İçinden geçirdi, kimse bilmiyor. Söylese de fark etmezler. İçinden geçirdi. O öyle büyük bir mükafatla mükafatlandırılır ki kıymetli kardeşim. Yani Allah Celle Celaluhu ecir mükafat vermek için tabiri caizse fırsat kolluyor. Yani benim kullarımdan birileri niyet etsin, ben de ona kat kat sevapları vereyim diyor. Kıymetli kardeşlerim, Recep ayındayız. Recep-i Şerif 3 aylardan birincisi. Efendim, Recep-i Şehrullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuş. Recep ayı Allah'ın ayıdır. Hepsi Allah'ın ayı da özellikle 3 ayları tasnif etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Recep Allah Celle Celaluhu ayıdır. Şaban benim ayımdır demiş. Ramazan da ümmetimin ayıdır. Onun için alimler demişler ki Recep ayı ekme ayıdır. Ekersin. Şaban ayı sulama ayıdır. Sularsın. Ramazan ayı da biçme ayıdır. Yani hasat toplama zamanıdır. O zaman çok büyük mükafatlar gelir. Ramazan ayında artık böyle işin sonudur. Kıymetli kardeşlerim, mahsulatı toplama zamanıdır. Recep ayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok oruç tutmuş. Şaban ayında biraz böyle ara vermiş. Şaban ayında ne yapmış? Ara vermiş. Yani hiç tutmamış değil. Berat gecesi gelecek Şaban ayında şimdi. Berat gecesinde mümkün mertebe bir karşılama, bir de gündüzünü oruçlu geçirme. Yani gece önce geliyor ya, geceyi karşılamak için o gecenin bulunduğu gün karşılama orucudur. O geceden sonraki gündüz de asıl Berat gecesinin gündüzüdür. İki tane mesela tutulabilir. Pazartesi, perşembe oruçları var kıymetli kardeşlerim. Onlara dikkat edilebilir. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında bir ara vermiş. Yani Recep ayında tuttuğu kadar tutmamış. Çünkü şöyle diyor alimler, diyorlar ki kıymetli kardeşlerim, yani kulluğu izhar etmek için yeni bir oruca giriş yapacak, bir ay Ramazan tamamıyla oruçlu olarak geçecek. Sanki orada kendisini biraz dinlendirmiş. Neticede ben kulum demek için, Rabbimize kulluğunu izhar etmek için böyle yaptı diyorlar. Mesela biz Ramazan'da ne diyoruz kıymetli kardeşlerim? İftarı çok acele etmek. İftarı ne yapmak lazım? Çok acele etmek. Sahuru çok gece bırakmak. Sünnettir, çok güzeldir. Niye? Orada da kulluğu izhar etmek vardır. Ya Rabbi ben dayanamıyorum ama sırf senin rızan için imsak vaktiyle akşam namazı ezanına kadar yemekten, içmekten, efendim bir takım ilişkilerden kendimi geri çekiyorum. Yapmayacağım, yemeyeceğim. Yemek helal, su içmek helal. Bunlardan kendimi geri çekiyorum diyor. Ama akşam namazını cemaatle kılsa bile bir kimse, camiye geldi, cemaatle kılacak. Namaz kılmadan evvel bir hurmayla yoksa bir suyla hemen iftar etmesi güzeldir. Acele etmesi yani. Ya ben çok rahat dayanırım. Yatsıdan sonra, teravihten sonra bile iftar etsem benim için hiç önemli değil. Bünyem çok sağlam dese bir insan, bu hoş bir şey değil. Yani ben çok iyi dayanabiliyorum dese. Orada biraz kulluğu izhar etmek var yani. Kıymetli kardeşlerim, Recep ayı Şehrullah, Allah'ın ayıdır. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Recep'ü şehrun azimun. Recep büyük bir aydır. Azametli bir aydır. Zaten haram aylardan bir tanesidir. Haram aylar var kıymetli kardeşlerim. Müşrikler bile cahiliye döneminde Recep ayı girdiği zaman aralarında bir savaş, bir niza, bir münakaşa varsa onu hemen bırakırlarmış. Sanki tanımıyor gibi karşısındaki düşmanını, ona asla en ufak bir şey yapmazlarmış. Müşrikler ya. Bu Recep ayında böyle bir şey var. Recep ayını dolu dolu geçirelim kıymetli kardeşlerim. Bakın camilerden bahsedeceğiz şimdi. Camileri dolduralım.
Camiler bizim uğrak yerlerimiz olsun. Mescitler çok önemli. Camileri dolduralım kıymetli kardeşlerim. Mahzun kalmasınlar. Bu kadar cami yapılmış. Bak yapan kimse müminler rahat etsin diye, rahat güzel ibadet etsin diye yapmış ama müminler eğer iltifat etmezse o zaman bir kıymeti kalmadı. Her tarafta cami var. Çok Fatih bölgesi özellikle. Çok zengin bu hususta. Çok zengin gerçekten. Böyle adım adım camiler var. Hepsi de muazzam böyle yapılmışlar. Allah rızası için yapılmışlar. Ama onları bizim çokça doldurmamız lazım. Çok ziyaret etmemiz lazım. Cami ehli olmamız lazım. Şimdi onun hakkında inşallah ne yapacağız? Onun hakkında hadis-i şerifler okuyacağız. İlk hadis-i şerifimizi okuyalım. Buyurun. Ve ruhiye an Enes İbni Malik'in radıyallahu anh. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildi. Kale semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylerken işittim. İnne ummara büyütillahi, Allah'ın evlerini imar eden kimseler buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İmar eden ne demek? İşte yapan, efendim tamir eden, tadilat eden, İnşa eden kimseler demek ama imar etmek aslında nedir kıymetli kardeşim? O camilerin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Yani o caminin cemaati olmaktır. Caminin müdavimi olmaktır. Caminin efendim mesela Peygamber Efendimiz zaman zaman söylüyoruz çok hoş çünkü bir kadın camiyi süpürüyordu, temizliyordu. Bizim burada da var Allah razı olsun. Geliyorlar yukarıda kadınların efendim mesela başörtüleri var, işte orada bir takım malzemeler, onları düzenliyor. Ne büyük ecir. Camiyi temizlemek için özel gönüllü kimseler var, temizliyorlar. O vefat ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ara bir bakmış görememiş onu. Demiş ki, nerede o camiyi temizleyen kadın? Demişler ki vefat etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülmüş, bana niye haber vermediniz demiş. Sonra kabrine gitmiş, ziyaret etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin kabrini ziyarete gidiyor. Kimin kabrini ziyaret etti? O camiyi temizleyen kadının kabrini ziyaret etti. Camiler umumi yerlerdir kıymetli kardeşlerim. Her gün temizlense yeridir. Yani özel bir görevlisi olsa dahi bize küçükken çocukken öğretmişlerdi. Camiden böyle bir efendim şey var. Yani orayı kirleten, pisleten bir şey var. Onu almak çok büyük sevaptır demişlerdi. Mesela mümkün mertebe alıp cebimize koyarız. Nerede olursak olalım kıymetli kardeşim. Camiler nezih olsun, temiz olsun. Hepimizin. Yani sahiplenmek lazım. İşte ya buraya şu bakıyor bu. Yok değil. Hepimizin. Hepimizin ortak yurdu. Hepimizin ortak mekanı. Camiler. Onun için Peygamber sorsam camileri imar edenler buyunca Allah'ın evlerini imar edenler, inşa edenler yani yeni bir camiyi kuranlar demek ama bina edenler belki ama asıl manada o camiye devam edenler. Camiyi en güzel imar eden caminin efendim gülleri camiye devamlı geliyor gidiyor namaz vakitlerini ıskalamıyor. Efendim ben sabaha da gelirim, öğlene de gelirim, ikindiye de gelirim, akşama da gelirim, yatsıya da gelirim. Cami benim içimi açıyor diyenler, hüm ehlullahi azze ve celle, onlar Allah'ın ailesidir buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselatü. Şuraya bakın, ehlullah, ehlullah, ehlullah biz kime tabir ediyoruz kıymetli kardeşim? Ehlullah diyoruz. Allah dostlarını diyoruz. Allah dostları. Allah dostları dediğimiz kimler? İşte güzel, itikadı güzel, imanı güzel, ameli güzel, ihlası güzel, takvası güzel, zühdü güzel. Zühd ne demek zühd? Zühd demek dünyadan elini eteğini çekmek demek kıymetli kardeşim. Zühd ne demek? Zahit bir kimse. Dünyadan elini eteğini çekmek. Dünyadan elini eteğini çekmek ne demek kıymetli kardeşim? Dünyada yiyecek içecek muhakkak yeteri kadar, uyuyacak yeteri kadar, evlenecek... Efendim bir takım ihtiyaçlarını karşılayacak, evi olacak, arabası olacak,
Ama kalbinde bunların hiçbiri olmayacak. Yani dünya sevgisi olmayacak demek. İmam-ı Rabbani Hazretleri 2000 yılın müceddidi deniyor kendisi için. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri de mübarek. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğlu İmam-ı Masum Hazretleri var. O da büyük alim İmam-ı Masum Hazretleri. İmam-ı Masum Hazretlerinin talebesi Ahmet Yekdes Cüryani Hazretlerinin talebesi Mehmet Emin Tokadi Hazretleri. Yani İmam-ı Rabbani Hazretlerine bir bağı var Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin. Hatta kıymetli kardeşlerim, Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin talebesi Müstakimzade Saadettin Efendi İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatını Farsçadan, Farsça yazılmış. Mektubatta çok kıymetli bir eser. İslam aleminde çok değerli bir eser. Farsçadan Osmanlıca'ya çeviren zat, o da burada yatıyor. Müstakimzade Saadettin Efendi ne yapmış? İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatı şerifini, mektubat çok kıymetli bir eser kıymetli kardeşlerim. Evimizde muhakkak bulunsun. Mektubat, Mektubat-ı Rabbani diye geçer. Türkçesi var efendim. Oradan Farsçadan ne yapmış? Osmanlıca'ya çevirmiş. Şöyle kalın bir kitap, büyük bir kitap. Osmanlıca. Türkçesi de var şimdi, Arapçası da var. Arapçaya da çeviren Molla Murat. O da İmam-ı Rabbani Hazretlerinin devamından bir büyük Allah dostudur. Ehlullah kime diyoruz? İşte böyle Allah dostlarına ehlullah diyoruz. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki camileri imar edenler ehlullah'tır. Aslında şimdi Allah dostu tabiri zaman zaman açıyoruz kıymetli kardeşim. Allah Celle Celaluhu müminlerin dostudur diye ayeti kerime var. Yani bütün müminler nedir? Allah dostudur. İstisnasız hepsi Allah dostudur. Ama Allah dostundan Allah dostuna biraz fark vardır. Şimdi bir mümin var. Bir mümin var. Efendim, iman ehli yani. İmanında sıkıntısı olmayabilir. Gerçekten imanında hiçbir sıkıntısı olmayabilir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere tam manasıyla iman ediyor. Kur'an-ı Kerim'in hepsine harfiyen iman ediyor. Cennet, cehennem, sırat, mizan hepsine iman ediyor. İmanı hususunda en ufak bir şüphesi, şek yok, hiçbir şey yok. Ama o iman onu namaza götürmüyor kıymetli kardeşim. Şimdi bu da mümin, iman eden bir kimse ama o imanı namaza götürmüyor kıymetli kardeşlerim. O zaman o iman nasıl bir iman? Şimdi bu da tabii ki imanından dolayı Allah'ın dostudur. Ama dostluktan dostluğa fark var. Bir tane de mümin var, Yunus Emre Hazretleri gibi. Diyor ki cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri isteyene ver onları. Bana seni gerek seni. Ya Rabbi ben cennete bile yani tam manasıyla talip değilim. Her mümin cennete taliptir de. Orada Yunus Emre Hazretleri'nin söylemek istediği şudur. Yani gözümde değil, gönlümde değil, benim gönlümde sadece sen varsın ya Rabbi diyor. Efendim dünyayı ne yapmış? Hiç gözünde büyütmemiş veyahut da nimetleri gözünde büyütmemiş. Zühd sahibi insan onun için ne demek kıymetli kardeşlerim? Dünyayı gözünde hiç tutmuyor, gönlünde hiç tutmuyor demek. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında buyuruyor ki bir kimse vasiyet etse ben öldükten sonra malım zahit kimselerindir dese, özür diliyorum akıllı kimselerindir dese, az önce zahitler şimdi cevap gelecek. Vasiyet eden kimse dese ki benim malım öldükten sonra akıllı olan kimselere verilsin vasiyet ediyorum dese bir kimse, öldükten sonra onun malı zahitlerindir demiş İmam-ı Rabbani Hazretleri. Yani dünyaya meyletmeyen, dünyayı hiç böyle önemsemeyen, gönlüne düşürmeyen kimselere onun malı taksim edilir, verilir demiş. Ya. Zahit kimseler nedir demek istiyor? Akıllı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaten buyurmuş ya, çok hutbelerde okuyoruz. Akıllı kimse öldükten sonrasını düşünen kimsedir, nefsine de pay vermeyen kimsedir buyurmuş. Öldükten sonrasını düşünen kimse. Dünya hayatındayken en başta söylediğim gibi
Evlenecek adam, evi olacak, efendim arabası olacak ama gönlüne düşürmeyecek kıymetli kardeşlerim. Yani her şey onlardır demeyecek. Çoluk çocuk sahibi olacak ama çoluk çocuk sevgisi Allah sevgisini geçmeyecek. Hadis-i şerifimiz neydi? Çok kısa bir hadis-i şerif. İnne unnara büyütillahi hüm ehlullahi azze ve celle. Mescitleri imar edenler Allah'ın ehlidir, Allah'ın ailesidir demek, Allah'ın dostudur. Mescitleri imar edenler. İmar edenlere ne dedik? İşte inşa edenler. Mescidi baştan sona yapmış, mescidi tamir ediyor, eksikliklerini gideriyor. Gözlüyor, adam gözlüyor. Acaba camide ne eksiklik var, ben yerine getirsem diye. Bizim memleketimizde bu hususta çok güzel bir özellik, güzellik var. Yani camilere insanlar bir şey yapmak istiyor. Camiler özel. Ama ne dedik şimdi? Asıl imar etmek, o camiye devam etmektir kıymetli kardeşler. Tabii ki yapmak, eksikleri gidermek çok önemlidir ama asıl imar etmek nedir? Mescitlere devam etmektir. Camiyi boş bırakmamaktır. Gözlerimiz birbirimizi arayacak camide. Acaba Ahmet kardeşim bugün yatsı namazında gelmedi, hasta mı oldu yoksa başına bir felaket mi geldi? Değil mi? Evet. Öyle sahabe-i kiram görmedikleri zaman evine taziye ziyaretine veyahut da geçmiş olsun ziyaretine giderlermiş. Kesin bir şey var. Ya ölüsü var ya hastası var. İkisinden biri. Yani bu, var bir şey. Bu adam niye camide gözükmedi ya? Kıymetli kardeşlerim, onun için çok böyle camilere haris olmamız lazım. İkinci hadis-i şerif ve an Ebi Said el-Hudri radıyallahu anh, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ta rivayet edildi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men elifel mescide elifehullah. Çok kısa bir hadis-i şerif. Kim mescide ülfet duyarsa, kim mescide yakınlık, ülfet duymak ne gibidir? Hani bir kediniz var, kediniz size alıştı. Alışkanlık demek ülfet. Yani artık siz oturuyorsunuz bir yere, hemen geliyor yanınıza, böyle oturuyor, üstünüze çıkmaya çalışıyor, böyle başını size sürüyor. Buna ülfet denir. Ülfet. Kim mescide ülfet duyarsa, ne demek? Mescide giriyor, mescide sürtünüyor. Mescide sürtünüyor adam. Yatıyor mescitte. Şimdi mescitte yatmak bizde biraz ayıp karşılanır ama aslında çok da şey değil kıymetli. Yani suistimal edilmediği takdirde böyle belli bir vakit. Mescit sığınak yeridir çünkü. Mescitte nikah kıyılır. Mescitte toplantı yapılır. Ama bir bölümler olması lazım muhakkak. O da önemli. Mesela burayı yapan Pir Mehmet Paşa Hazretleri çok büyük bir insan. Şu kısımdan buraya kadar medrese olarak inşa etmiş. Şu tarafta efendim aşhane gibi fırın, efendim kütüphane, zaviye, inziva yeri yapmış. Külliye olarak yapmış burayı. Aslında her mescide ne lazım? Her mescide böyle toplantı yeri, çocukların ders okuyabileceği bir yer, efendim insanların gelip hocaya danışabileceği, fıkıh sorularını sorabileceği. Bakın az aşağımızda Zembilli Ali Efendi var. Mübarek Osmanlı'nın en meşhur Şeyhülislamı Zembilli Ali Efendi. 3 tane padişaha Şeyhülislamlık yapmış. Dile kolay kıymetli kardeşim. 3 tane padişaha Şeyhülislamlık yapmış. Çok büyük bir zat. O mübarek evi biraz böyle bayırın orada olduğu için yokuşun. Efendim yukarıdan penceresinden sepeti sarkıtırmış. Aşağıdan birisi hocam işte babam öldü, mirası nasıl taksim edeceğiz? Bize bunu bildirir misin? Yukarıda hemen şak 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 hesaplarmış, gönderirmiş aşağı. Aşağıdaki adam kağıttan bakarmış. Aa 3'te 2 buna, 2'de 1 buna düşüyor dermiş. Şimdi mesela dün bir yerde söyledim. 81 gram
Bazıları 85 gram altın diyorlar kıymet önerisi. Nisap miktarı. Nisap miktarı ne demek? Bir insanın zenginlik ölçüsü demek. Nisap miktarı. Bir insanın zenginlik ölçüsü. Ondan sonra ne yapması lazım? Yani benim mesela 81 gram, 85 diyelim. 85 gram altınım var. Veyahut da o altın miktarında param var. Yani altın derken altının miktarını hesaplayacağız. Ne kadar tutuyor? Mesela bilmiyorum şu anda 200 bin lira tutuyor. 200 bin liralık param var mesela benim. 85 gram altın. O zaman ben zekat veririm. Ne zaman zekat veririm? Bir sene geçtikten sonra. Yani 85 gram altın benim ne zaman elime geçtiyse bir sene beklerim. Recep ayında elime geçti. Yani bu şu anda Recep ayındayız. Öbür Recep ayı geldiği zaman 40'ta biri 100 gram altında 2,5 gram vermem lazım. Bulunduğum yerde dedi ki ev sahibi, ya bizde 150 gram altın var, biz bilmiyoruz bunu dedi. Bilmiyoruz kıymetli kardeşlerim. Halbuki biz ne diyoruz? Zekat nedir? Zekat o 100 gram altında 2,5 gram var ya, nedir? O malın kiridir, pisidir. Allah muhafaza, sende bulunamaz o. Yani onu kitaplarda öyle geçer. Malın kiridir. Yani senin malını bereketsizlendirir. Yani ne yapmak lazım? Bir an önce onu fakire ulaştırmak. Fakirin hakkıdır. Mevlamız Celle Celaluhu zekattan bahsederken Estağfirullah. Hud min emvalihim sadakaten. Onların mallarından sadaka al ey Habibim. Tutahhiruhum, onları temizlesin. Yani o sadakayı almazsan onlar temiz kalmazlar. Malları temiz olmaz demek. Zekat miktarını adam malından ayırmazsa, sıyırmazsa ne olur? Mal hepsi kirlenir. Kırkı da kirlenir. Bir tanesine ayıracak. 39 tanesi bereketli olacak. Kıymetli. Yani bunu kıymetli 85 gram altını 81.18 gram diyorlar. Yani biraz oranlarda değişiklik var rivayette ama adamın bir senede üstünden geçmesi lazım. Ondan sonra verecek. Daha önce de söyledim. Kadının altınıysa kadın zekat verecek. Kurban da kesecek. Bak zekat veren kurban da keser. Vacip olur. Zekat verecek konumda olmayan, nisap miktarı mala sahip olmayan kimse kurban kesmesi vacip değildir. Nedir? Sünnettir. Yani yapar. Güzel. Adamın yani o kadar malı yok ama mesela misal benim o kadar malım yok ama her sene kurban keserim. Kes ayrı. Ama eğer o kadar malı varsa adamın vaciptir. Kadının var, kadına vaciptir. Altın kimi? Kadının. O zaman kadına vaciptir. Kıymetli kardeş. Bizim öyle insanımızda şöyle bir şey var. Ben bu sene kendime kurban kesmiştim. Bir dahaki sene hanıma keseyim. Ya iyi de mal senin mi onun mu? Bir söyle bakayım. Benim. O zaman hanıma kesemezsin. İkinci kesersen olur. Yani bir tane kendine kestin, vacip yerine geldi. Bir tane daha keseyim Allah rızası için. Hanıma kes. O zaman amenna. Ona kimse hiçbir şey demez. Ama sana vacipken tuttun hanıma kestin. Ya onun gönlünü alayım. Olur mu öyle? Sana vacip. Sen keseceksin yani. Çok önemli. Peki. Ülfet nedir ülfet? Yani bir kimse bir kimseye ülfet duyuyor. Hatta yani bir kadınla kocası arasındaki ülfeti nikahta dua ederken diyoruz ki ya Rabbi aralarındaki ülfeti, muhabbeti, sevgiyi, yakınlaşmayı Hazreti Adem babamız ile Hazreti Havva anamız arasındaki ülfet ve muhabbet gibi eyle diye dua ediyoruz. Ülfet demek yani birbirlerine ısınmak, birbirlerine yaklaşmak, sevgi muhabbeti arttırmak demek. Peygamber Sosan buyuruyor ki kim mescide ülfet ederse, yani mescidi seviyor, mescidi özlüyor, mescide gelince rahatlıyor, sudaki balık gibi oluyor. Öyle olursa elifehullahı, Allah da ona ülfet eder. Allah onu sever. Kim mescidi severse Allah onu sever. Şimdi bazısı mescide darılıyor. İşte mescitteki bir kimseden dolayı, imamdan dolayı mesela. İmamlara çok efendim böyle kafayı takanlar var.
takmamak lazım kıymetli kardeşlerim. Her şey seçebiliriz. Oraya gitmeyelim, buraya gidelim. Ama mescidi bırakamayız. Mescit hepimizindir dediğim gibi. Yani cemaatten birisi sıkıntı yapabilir. Dernekten birisi sıkıntı yapabilir. O sıkıntıları konuşarak aşmamız lazım, düzeltmemiz lazım. Düzeltemiyorsak mescide küsmek doğru değil, küsmememiz lazım. Evet. Kim mescide ülfet ederse, yani yakınlık ederse, Allah da ona ülfet eder, yakınlık eder. Peki, ezan-ı Muhammed'i başlıyor şimdi, dinleyelim. Kıymetli kardeşlerim, bir hadis-i şerif daha okuyalım inşallah bitirelim. Ve an Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh, Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edildi. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Kal Peygamber sallallahu şöyle buyurdular. İnne şeytane zibbül insan. Muhakkak ki şeytan insanın kurdudur. Peygamber sallallahu buyurmuş ki şeytan insanın neydi? Kurdudur. Kezih bil ganem, koyunun kurdu gibi. Koyunun kurdu var mı? Var. Şeytan da kimin kurduymuş? İnsanın kurdu. Koyunun kurdu var. Koyunun, kuzunun kurdu var. Kurt şimdi ne yapıyor? Koyunu, kuzunu, kuzunu bekliyor. Nasıl bir punduna getirsem, yakalasam, yesem diye. Şeytan ne yapıyor peki? Şeytan da insanı bir punduna getirsem, bir punduna getireyim, yakalayayım onu, yiyeyim diye ne yapıyor? Gözetliyor bu şeytan. Kıymetli kardeşim, şeytana karşı çok uyanık olmamız lazım. Çok ciddi uyanık olmamız lazım. يَكُدُ الشَّاتَ الْقَاسِيَةَ وَالنَّاهِيَةَ O kurt nasıl ki koyunu boş bir yerde, tenha bir yerde yakaladığı gibi şeytan da insanı nerede yakalar? Boş yerde, boş bulunduğu bir anda yakalar. Boş bulunmak demişken alimler diyor ki bir kimsenin tek başına yaşaması pek hoş değildir. Tek bir mesela evde kalıyor efendim
hiç hoş bir şey değil. Her zaman cemaat ne yapılmış kıymetlere veya topluluk bir arada yaşamak her zaman tavsiye telkin edilmiş. İnziva hali başka. Yani belli bir vakitler ama Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte buyuruyor ki el müslümü lezî yuhâlitun nâse ve yasbiru alâ edâhum hayrun minellezî la yuhâlituhum ve la yasbiru alâ edâhum. Bir Müslüman insanların arasına karışıp ezasına, cefasına katlanıyor. O Müslüman dağın başında kendisini devamlı inzivaya vermiş. Ben insanların arasına karışmam diyen Müslümandan daha hayırlı. Çok önemli. Yani inziva hali 40 gün sürer mesela. Orada biraz böyle kendini Allah'la baş başa bırakırsın. Bu ayrı. Ama devamlı ben hep inziva. Olmaz o. İnsanlarla haşır neşir olacaksın. Feiyyâküm ve şi'âbe. Tefrikadan sakının, bölük bölçük olmaktan sakının, ayrı ayrı durmaktan sakının ve aleyküm bil cemaati vel âmmeti vel mescidi. Topluluklarda, camilerde, efendim cemaatle beraber olun.